Merhabalar değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün diliyorum. Yine hafta sonu ev sohbetlerine devam ediyoruz bu karantina günlerinde. Bu yine çok sohbet niteliğinde değil aslında. Benim çocukluğumdan başlayan ama tüm kadınlarımızı etkileyen bir hayalimden bahsedeceğim. Yani ilk hayalim güçlü kadın olmakla alakalı. İlk hayalim nasıl başladı, sonra nasıl o hayaller yıkıldı, onun öyküsünü anlatacağım. Tam da İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edildiği günlerde benim tekrar tekrar geçmişe gittiğim bir anı. Ben çocukken hiç böyle süslü kadın hayal kurmazdım. Hani küçük yaşta kız çocukları topuklu ayakkabılarını giyer, annesinin makyaj malzemelerini kullanır, sonra ayna karşısına geçip kendileri izlerdi ya. Benim hiç öyle bir hayalim olmadı. Benim hayalimdeki kadın şöyle bir kadındı, uzun boyluydu, saçları uzun ve tek örüktü, ekose gömleği vardı, bir bahçıvan pantolonu vardı, bir de ayağında bu dağcı botlarına benzeyen bir botu vardı, bir de kurt köpeği vardı. Ve bu kadın, yani genç kızıyım daha doğrusu, çalışma hayatı var mı yok mu onu bile hatırlamıyorum ama kafamda sadece böyle bir kadın figürü var, bir evi vardı. Akşamları evine gidince yemek yapardı, köpeğiyle beraber otururlardı, arkadaşları gelir giderdi ama yalnız bir kadındı. Yani eş, aile, çocuk gibi bir hayali yoktu oradaki, hayalindeki çocukluktaki kadın. Bunu uzunca yıllar, yani neredeyse ilkokula başladığından itibaren böyle bir hayalim vardı ve ben bunu uzunca yıllar devam ettirdim ve çok mutlu eden bir hayaldi. Yani geceleri uyurken bu hayali kurduğumda içimi soğuduğunu hissederdim, kendimi o kadar iyi hissederdim ki. Bir gün böyle bir kadın olacağım derdim. Ayaklar üstünde duran, bağımsız, kimseye muhtaç olmayan bir kadın hayali. Tabii her hayalinde bir cezası vardır değil mi? Yani birçoğumuzun çocukluktan gelme hayalleri de olsa hani bir yerde kırılma noktası vardır. Benim de kırılma noktam şöyle oldu. Çok acı bir hatırası var ama şimdi gülerek anlatıyorum ama benim gerçekten çok güzel bir hatıra oldu. İlkokulda bir kompozisyon dersimiz vardır biliyorsunuz Türkçe dersinde. Hocamız bize şöyle bir konu verdi. En büyük hayaliniz nedir onu anlatın. Tabii ben durur muyum? Yani o ana kadar hiç açığa çıkarmadım. O kadın hayalimi anlattım. Ama sayfalar dolusu 200 sayfa tuttu. Heyecanla yazdım. Sonra sınıfta tek tek hatta seçme olarak tek tek çok kalabalık bir sınıftık mümkün değildi ama bunu okuma sırasına geldi. İstekli olup olmadığı olanları sordu hocamız. Tabii ben ilk önce elimi kaldırdım. Genelde çok atak bir çocuk değilim yani derste, ödevlerde tahtaya kalkayım şeklinde. Tabii hoca bunu görünce şaşırdı, beni kaldırdı. 40 kişiydi sınıfımız zannediyorum. Ve ben çıktım orada o kompozisyonumu okumaya başladım ama o kadar mutluyum ki birazdan alacağım alkışların hayalini kuruyorum. Yani hoca alkışlayacak, sınıftaki arkadaşlarım alkışlayacak. Böyle bir kadının hayali kurduğum için herkes beni tebrik edecek zannediyordum. Ama hiç de işin böyle olmadığını bir iki dakika sonra anladım. O kağıt elimden uçtu. Hocanın elinde o tuhaf bakışlarıyla, yüz ifadesiyle bir anda o kağıt paramparça oldu. Ve bana döndü dedi ki bu kafana bu fikirleri kim sokuyor kızım dedi. Sen anarşist mi olacaksın dedi. Bu kadın karakteri nedir dedi. Böyle bir kadın karakteri gördün mü dedi. Kadın dediğin dedi evinde oturmalı dedi. Anne olmalı dedi. Eş olmalı. Ev hanımı olmalı. Nedir bu ayağında botlar, ekose gömlekler, anarşist olmaya mı gidiyorsun dedi. O dönemde tam anarşinin en tavan yaptığı dönemler, 76'lı seneler. Ve ben büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı. Hani şey olur ya, böyle bir camdan kule yıkılır ya, ben onun sesini gerçekten duydum. Yani büyük bir hayalimin tuzla buz olması. Yani o kadar üzüntücü, verici bir andı ki ve sınıf da buna katıldı. Yani sınıftan da gülme sesleri geldi. Arkadaşlarımdan bazıları eleştiri seslerini duydum, konuşmalarını duydum. Ve ben kendimi tabii sınıftan dışarı attım. Çünkü ağlamak üzereyim yani o kadar kötüyüm ki. Sonra tabii annem çağrıldı, annem anlatıldı, annem dehşete kapıldı. Senin aklına kim sokuyor bunları dedi. Ve bizim apartmanda da iki kız kardeş vardı, Saniye abla ve Fidan abla. Onlar yani onlara herhalde öykündüm bilmiyorum, çok kitap okuyan iki kardeşti. Üniversitede okurlardı ve ben onlarla çok sık haşır neşirdim. Dedi ki yani onlar mı sokuyor bu fikirleri aklına? Böyle bir kadın karakteri mi olur? Böyle bir kadın hayali mi olur? Tehlikeli yolda gidiyorsun. Kadın dediğin evinde oturmadı. Kadın dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı. Seni kurtaracak bir atlı prensi beklemeli. Yani bir meslek olup olmaması çok önemli değil ama seni mutlaka kurtaracak biri olmalı şeklinde. Yani etraftan da aynı şekilde konuşmalar.
Ve ben o hayali bir süre ne yapacağımı bilemedim. Vazgeçmek de istemiyorum ama o kadar kırılgan bir dönem ki, o kadar kırılgan bir an oldu ki yani o dönemi, o günleri unutmam yani bayağı bir zaman aldı. O kadını bir süre sakladım. Onların istediği gibi olmaya çalıştım. Kafamda kuruyorum ama bir şeyler oturmuyor yani hiçbir şekilde. Ve bizim aşağıda yani sokak oyunlarımız çok fazlaydı. Ve o dönemde Yeşilçam filmleri çok revaçta olduğu için hep böyle ezik kadınlar. Yani Türkan Şoray'ın, Fatma Girik'in, Hülya Koçit'in o ezik, haklarını savunamayan, bir şekilde dışlanan, hep haksızlığa uğrayan kadın karakterleri. Ama içime sinmiyor bir türlü. Yani böyle bir kadını da oynayamıyorum ama oynamış gibi görünüyorum. Sonra zamanla o kadın karakterimi tekrar aldım ve onun hayalini hep kurmaya devam ettim. Hep o güçlü kadın olmak, ayakları üzerine duran kadın olmak. Hayalime bir şekilde sarıldım ama bu çok da kolay olmadı. Yani sonra şunu düşündüm yani bu yaşlarımda. Yani bize verilen, biçilen rol buydu. Yani bir kız çocuğuna biçilen, doğduğu andan itibaren toplum tarafından olsun, aile tarafından olsun. Yani onun ileride ne olacağı değil, yani kimin kanatları altına girecek, kim onu koruyacak, kollayacak, tamamen aileler bunun telaşına düşüyor. Yani ben büyük bir şehirde yaşıyorum, Ankara gibi bir yerde yaşıyorum. Yani burada yaşamama rağmen, yani bu çok değil, bir 20-30 yıl öncesine bile bir eve çıkayım dediğiniz zaman, yani aileden, çevreden gelen insanların tepkileri inanılmazdı. Yani ben Ankara'da yaşıyorum, ben büyük başkentte. Ve hep o baskıyı hissettim. Yani eve girerken, asansöre binerken, yani beni takip eden o gözler, hiç kimse olmasa bile o üzerimdeki beni yargılama hakkına sahip olan insanların baskısı ve enerjisini her zaman hissettim. Yani eğer bir kadınsanız tek başınıza olma gibi bir şansınız yok. Yani bir evdeyken bile sürekli kendinizi bu baskı altında hissediyorsunuz. Yani bunu çoğumuz hem cinslerimiz yaşıyor değil mi? Yani gecenin bir saatinde eve gelirken arkanızı kontrol etmeden kapıdan girebiliyor musunuz? Ya da bir arkadaşınızla konuşurken kendi fikirlerinizi çok rahat, özgür bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Yani bir kadın hayalini ya da kendinizle ilgili bir hayali, yani benim hayalim evlilik olamaz, çocuk olamaz hayaliyle, yani çok rahatlıkla konuşabiliyor musunuz? Yani birçok insanı bu dehşete düşürüyor. Ve birçoğumuz da bunu yaşıyoruz. Yani özellikle bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin olduğu zamanlarda, yani aslında altına yatan mantık bu. Bir kadın her zaman birinin kanatları altında olmalı. Ve onun boyunduruğuna baş eğmeli. Eziliyorsa ezilmeli, dayak yiyorsa dayak yemeli, şiddete boyun eğmeli. Eğitimi ne olursa olsun her zaman onu kurtaracak bir beyaz atlı prensini beklemeli. Ama gelenler de çoğunlukla da beyaz atlı prens olmuyor değil mi? Başka bir şekle dönüyorlar değil mi? Yani toplumun onlara, erkeklere vermiş olduğu o rol modeli, onlar da bir evlilik içerisinde karşısındaki kadın, eşi ne olursa olsun onlar da aynı şeyleri uygulamıyor mu? Yani aynı baskı altına alıp hep bir hükümdarlık altında, hep onların istediği şekle girmemizi talep etmiyorlar mı? Yani sen kimsin, ne istiyorsun, nasıl bir gelecek bekliyorsun soruları hiçbir zaman sorulmuyor değil mi? Daha çok çocuklarının annesi, evinin kadını, çalışıyorsan da evden işe, işten eve giden bir kadın karakteri üzerine. Yani ufacık o çizginin dışına çıktığınız zaman sizi cezalandıran toplum oluyor. Yani yasalar bile değil. Ve ne yazık ki bu yargılayıcı bakış açısına ne yazık ki hemcinslerimiz de dahil oluyor. Yani iş yerlerimizde olsun, arkadaş çevremizde olsun, yani bir şeyi çok rahat bir şekilde, yani dertleştiğiniz arkadaşlarınız olsun, birçok şeyi saklamak zorunda hissediyorsunuz. Çünkü yargılayan bir bakış açısını görüyorsunuz. Yani doğuştan gelen ve bize eğitimi vermiş olduğu yargıların aslında bilinçaltımıza nasıl işlediğini anlamak için birebir bu konuda bir iletişime geçmeniz gerekiyor. Ve iletişime geçtiğiniz zaman, aileyle, anneyle, babayla, kardeşlerle iletişime geçtiğiniz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani o yargılayıcı bakış açısı aslında her dakikamızda, her saniyemizde var. Ve biz bunu asla üzerimizden atamıyoruz. Yani genetiğimize işlemiş, genetik kodlarımıza işlemiş. Ve ne kadar kendinize hakim olursanız olun ve ne kadar kendinizden emin olursanız olun, yani o görünmez bağlarla bağlı o prangalardan kurtulamıyorsunuz. Yani bu sadece Türkiye'de değil, yani bu dünya üzerinde de kadınlara yaklaşım tarzı bu şekilde. Yani sanayisi gelişmiş olan ülkelere bakıyorsunuz. Mesela Japonya, dünya sanayisi en önde gelen ülkelerinden birisi. Ama kadın orada ikinci ve üçüncü sınıf vatandaş değerini görür. İkinci ve üçüncü sınıftır, dikkatinizi çekerim. Orada toplantıya katılan bir arkadaşım anlatmıştı. Büyük bir toplantı, bir firma toplantısına katılıyorlar. Ve orada çay hizmetini yapan, çay servisini yapan kadın çalışanlar, onlarla beraber toplantı masasına oturuyorlar ama
O çay servisini yapan kadın çalışanlar ve ağızları açık kalıyor. Yani nasıl olduğunu anlamıyorlar. Çünkü gözlerinde çok farklı bir Japonya modeli var. Yani dinleri olmamasına rağmen, bir kitapları olmamasına rağmen, hani birçok ahlaki konuda, değerler konusunda dünyanın çok önde gelen ülkelerinden birisi ama orada bile kadının değeri tam olarak teslim edilmiş değil. Ve bu birçok belki Avrupa ülkelerinin bazılarında var ama dünya geneline bakıldığında kadın ne yazık ki beden olarak var ama ruh olarak yok. Kullanılacak bir araç olarak var. Yani bu aile içinde de öyle, toplum içinde de öyle, ilişkilerinizde de öyle. Yani bir kadın erkek ilişkisinde de öyle, aşk ilişkilerinde de öyle. Yani bir zaman sonra kadın kendisine verilen o rol modeli içerisine girmek zorunda. Girmezse başına gelmedik kalmıyor değil mi? Ve yalnızlık en büyük ceza olarak gösteriliyor. Toplum dışına itilmek, aile dışına itilmek. Şiddete varan, psikolojik şiddete varan, fiziksel şiddete varan saldırılara maruz kalmak ve bunun ne yazık ki değişmemesi. Yani yıllardır belki Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu dönemlerde bu kadına verilen değer tam olarak hissediliyordu. Ama ne yazık ki zamanla özümüze döndük. Zamanla şekil olarak değişsek de, görüntüler değişsek de, her şey daha estetik olsa da, hani kadın bir adım öne gitmiş gibi olsa da aslında temelde yatan mantık ne yazık ki değişmiyor. Yani bu birçok kentimizde böyle kasabaları söylemiyorum. Hatta bazı olacak kasabalar var ki büyük şehirlerden çok çok daha ileride. Ama büyük şehirlerimizde yani İstanbul olsun, Ankara olsun yani her zaman bu tedirginliği yaşayan bir toplumuz. Yani ben bu yaşıma geldim. Gecenin bir saatinden sonra sokağa çıkamıyorsam, karanlık basınca eve dönme baskısını hissediyorsam yani burada bir yanlışlık var demektir. Ve bu yanlışı nasıl düzeltileceğini de, anlayışı nasıl düzeltileceğini de ne yazık ki bulamıyoruz. Yani bulunan yollar kapatılıyor. Yani bu bilinçle, özellikle ataerkil egemenliği destekleyen bilinçle devam ettirilen, özellikle devam ettirilen ve kadının gücünden korkan sistemin getirmiş olduğu bir baskı. Buna karşı çıkabiliyor muyuz? Zaman zaman evet ama tam genele yayılmadığı için ne yazık ki bu tam amacına ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü yasalar yetersiz, bakış açısı yetersiz, verilen değerler yetersiz. Yani şu an bir 10 yıldır kadın şiddeti üzerinde duruluyor ve kadın cinayetleri devam ediyor. Ve biz her birinde ayağa kalkıyoruz. Yani şu 2 yıldır bir 15 kadın cinayetinde bütün toplum ayağa kalktı. Sanki bir şeyler yapılıyormuş gibi hissediyoruz değil mi? Sanki bir anda bir şeyler değişecek. Tamam bu sefer son. Artık bundan sonra çok şey değişecek mantığını yakalamaya çalışıyoruz. Ama ne oluyor? Servis ediliyor. Bir şeyler yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Ama aslında o fikri bizi alıştırıyorlar. Yani o fikre alıştıkça da kadın şiddetini kanıksar hale geliyoruz. Bir gün, iki gün üzülüyoruz. Üçüncü gün, üçüncü sayfa haberlerini okumaya devam ediyoruz. Ve bu bilinçle özellikle medya tarafından ve görsel bütün medya tarafından bize pompalanan bir şeyler yapılıyormuş hissi ama asla hiçbir şey yapılmadığı hissi. Yani sonra gelip çekilip baktığımızda hani bunu hissediyorum ben. Ben ne oldu şimdi? Bir ay önce bir kadın cinayetinde ayağa kalktık. Özge Can olsun, Pınar kardeşimiz olsun. Bir anda ayağa kalktık. Kimisi sevgilisi tarafından öldürüp yakılan kadın cinayetleri. Ne kadar dehşet verici değil mi? Ve katliam, yani normalde insan uykularını kaçıracak kabus şeklinde olayları yaşıyoruz ama ve ne çabuk değişiyor gündem ve ne çabuk yenileri geliyor ve hala da sırada olanlar var. Ve bu ne yazık ki kadınlarımızın bilinçli olmaması da, yani eş seçiminde, sevgili seçiminde çok bilinçli olmaması. Geçenlerde bir haberde izledim ve şok oldum. Yani kadın ölümle tehdit edildiğini söylüyor sevgilisi tarafından. Ve sonra araştırıyor, konuşuluyor ki adam evli, imam nikahlı bir karısı var ve kendisi de üçüncü kişi ve bu iki kişiden de haberi var. Yani böyle bir tercih, çok büyük konuşmayayım. Yani o insanları da yargılamayayım ama yani göre göre lades değil mi? Ve sonra adam kızı kaçırıyor, arabada şiddet uyguluyor ve o şiddeti videoya çekiyor ve imam nikahlı karısını izletiyor ve kadın da oradan şiddeti destekliyor. Biraz daha vur, biraz daha vur. Korkunç bir şey değil mi? Yani kabus gibi, yani böyle bir şey. Bir kadının yani çok önceden öngörememesi gerçekten belki de eğitimle ilgili, belki de kadın olarak biraz daha basık ve ezik yetiştirildiğimizden, sevgiye layık olmadığımız düşüncesinden dolayı bize ilk ilgi gösteren kişiyle bir ilişki yaşamamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yoksa ipuçları her zaman var. Yani bir ilişki içerisinde bir insanın
Yani hangi karakter yapısında olduğu, şiddete meyilli olup olmadığı, çevresine olan davranışlarından çok kolay anlaşılıyor aslında. Yani ipuçları var ama biz görmek istemiyoruz. Yani bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Seçimi iyi yapmak gerekiyor. Ve önümüzde aslında harika bir gelecek olacağını bilmemiz gerekiyor. Yani bir erkek boyun dururuna bağlı mı değiliz aslında. Ve biz kendi ayaklarımızın üzerinde çok rahatlıkla durabilecek bilgiye ve karakter yapısına sahibiz aslında. Ve fırsat verildiğinde de aslında birçok şeyi başarabilecek bir yapımız var. Yani baskılanmazsak. Çünkü kadın zekası analitiktir, çözümcüdür, merhametlidir, anaçtır. Yani her yönlü, duygusal zekası da yüksektir. Ve bunlar kullanılırsa aslında bir ülke bir yere gelecek ama ne yazık ki bunlar da kullanılmıyor. Tamamen eve kapatılmaya ve evde yaşamaya mahkum edilen bir kadın kitlesi yaratılmaya çalışılıyor. Şöyle bir örnek vardı Yeni Zelanda'da. Böyle ülke batmış, borsadan batmış. Korkunç durumdalar. Hatta ülke yöneticileri bütün erkek yöneticilerin görevlerini lağvediyor. Hapse atılması gerekenleri hapse atıyor. Ve her yere kadın yönetici getiriliyor. Yani nakliyesinden tut, direkt taşımasından tut, bankacılığından tut, bakan görevi, üst yönetim görevlilerin hepsine kadın yöneticileri atıyor. Ve 2 yıl içerisinde o ülke ayağa kalkıyor. Ve inanılmaz manevi anlamda da, maddi anlamda da yükselişe geçiyorlar. Hatta kâra bile geçiyorlar. Yani o eski görüntüden eser bile kalmıyor. Bilmiyorum, belki bu mu korkutuyor acaba? Aslında el ele verirse neler olur değil mi? Yani kadının gücünden faydalanılsa, ailede annenin, babanın yapmış olduğu, vermiş olduğu eğitim topluma yansısa ve biz bunu hissetsek ve dışarı dışlanmasak ve bir şekilde bu çember içerisine alınsak aslında ne kadar çok şey değişir değil mi? Aslında oturup bunları düşünmemiz gerekiyor. Tabii bu tek başımıza olacak olan bir şey değil, yani genele yayılıp kendi içimizde bunun işbirliğini yapmamız gerekiyor ama çok çabuk pes ediyoruz. Benim o çocuklu, yıkılan çocukluk hayalim gibi aslında bize çok fazla gibi geliyor ama aslında hakkımız, yani insan hakkı, yani kadın hakkı da değil, insan hakkı. Yani bir insanın, bir kadının kendi geleceğini kurmak istemesi, toplumun dayattığı o yargılara karşı çıkması en doğal hakkı. Ama bunu yeniden yeşertmek için çok çok zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Ama umutsuz olmaya da gerek yok. Her şey bizle bitiyor. Her zaman söylediğim gibi değerli arkadaşlarım. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Bundan sonraki serilerimde de ilham veren kadınlar serisi. Bunlarla ilişkin biyografi çalışmalarına gireceğim. Yani bunu ön konuşma olarak değerlendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.